Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu dersimizde hangi Lightroom'u tercih etmeliyiz detaylarıyla öğreneceğiz. öğreneceğiz. Bildiğiniz gibi bu bir eğitim serisi. Hep beraber Lightroom Classic seriyi öğrenmeye başladık. Sizler de bu seriyi kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olarak bir sonraki gelecek videoları rahatlıkla takip edebilirsiniz. Ayrıca katıl butonumuz aktif. Katıl butonundan arkadaşlar 3. seviyeden bize destek olursanız ve eğitime destek verdiğiniz için de ekstradan da sizlere birer belge tarafımızdan gönderilecek. Gelin isterseniz biz yavaş yavaş içeriğimizi oluşturmaya başlayalım. Lightroom'un arkadaşlar iki tane farklı versiyonu var. Şu an ekranda gördüğünüz Lightroom'un klasik versiyonu. Bizim eğitimimiz tamamen Lightroom'un klasik versiyonu üstünden gidecek. Ama maalesef insanların kafasını çok karıştıran farklı bir versiyonu daha var. Bu da Lightroom'un CC versiyonu. Temel işlevleri ve mantıkları aynı olsa da yani yaptığınız işlemler, düzenlemeler, arşivlemeler aynı olsa da mantık olarak birbirlerinden biraz daha farklı. Lightroomun CC dediğimiz versiyonu online olarak da işlem yapmanıza destek sağlıyor. Yani Lightroom CC'ye yüklediğiniz bir fotoğraf cep telefonunuzda ya da tabletinizdeki mobil lightroomla senkronize bir şekilde çalışıyor. Hatta mobil telefondaki versiyonla bir kamera gibi kullanarak birçok ayarı yaparak da fotoğraf çekebiliyorsunuz. Lightroomun klasik versiyonu ise arkadaşlar sadece sizin organize ettiğiniz, düzenlediğiniz ve içine importladığınız fotoğraflara ulaşabiliyorsunuz. Bunları telefonunuzdan yani Lightroom'un klasik versiyonunda düzenlediğiniz fotoğrafları telefondan ulaşmak istiyorsanız ekstradan bir ayar yapmanız gerekiyor. Zaten ilerleyen eğitim derslerinde bunların detaylarını anlatacağım. Lightroom'un klasik versiyonunda arkadaşlar fotoğrafları içeriye aktarmak için sol alt kısımda yer alan import sekmesine tıklayarak işlem yapmanız gerekiyor bir sonraki derste detaylarını anlatacağım. Lightroom'un CC versiyonu ise arkadaşlar importlerini yukarıdaki artı ikonuna tıklayarak buradan browse'u seçip istediğiniz fotoğrafları içeriye aktarabiliyorsunuz. Lightroom CC tek bir arayüzden oluşuyor. Başka herhangi bir paneli yok. Ya da düzenleyeceğiniz tüm fotoğraflar arkadaşlar tek bir ekrandan ulaşıp sağ taraftaki ayar sekmeleriyle istediğiniz gibi kesme, bölgesel düzenleme yapma, işte objeleri, nesneleri yok etme gibi birçok ayarı yapabiliyorsunuz. Tek bir panelde tüm fotoğraflarınıza ve düzenlemelerinize hakim olabiliyorsunuz. Bizim eğitimini alacağımız klasikte ise arkadaşlar farklı farklı panellerimiz var. Library dediğimiz modülümüz var. Develop dediğimiz map dediğimiz, book, slideshow, print, web gibi farklı farklı seçeneklerimiz bulunuyor. Bunlarla birçok işlemi kolayca kendiniz de yapabiliyorsunuz. Biz bu eğitimde ağırlıklı olarak library ve develop panelleriyle çalışacağız. Ama Lightroom CC'de bu tarz bir panel yapısı yok. Tamamen tek bir panelin işlem yapabiliyorsunuz. Buradan artıya gelip fotoğraflarınızı browse'a tıklayarak ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz yerden seçebilirsiniz. Home tuşuna basıp ana ekrana gelip buradaki hem eğitimlerden yararlanabiliyorsunuz hem de fotoğraflarınızı organize edebiliyorsunuz. Kitaplar'a gelip arkadaşlar kendi yaptığınız klasörlere ve albümlere sol taraftan ulaşabiliyorsunuz. Sol altta yer alan sharing kısmına gelip yaptığınız çalışmaları ve düzenlemeleri arkadaşlarınızla kolayca paylaşabiliyorsunuz. Düzenlemek istediğiniz bir fotoğrafın üstüne gelip sağ taraftaki temel ayarlardan tutun da işte mesela ekspozur bir örnek hızlıca gösterme amacıyla düzenleyebiliyorsunuz şöyle fotoğrafımızda çeşitli düzenlemeler yaptık bu işlemleri yaparken de herhangi bir panele ya da başka bir yere tıklamamıza gerek kalmadı şuradan da öncesi ve sonrası halini görebiliyoruz burada birçok ayarımız var burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor Lightroom'un klasik versiyondaki ayar yapısı ile Lightroom'un CC versiyonundaki ayar yapısı biraz daha farklı. Bizim buradaki Basic sekmemizde yer alan tool'lar Lightroom'un CC versiyonu da farklı bir yerde bulunabiliyor. Ama temel mantığı aynı olduğu için siz Lightroom'un klasik versiyonunu öğrendikten sonra bir daha ekstradan CC versiyonunu öğrenmek için bir çaba sarf etmeniz gerekmiyor. Sadece o tool'un nerede olduğunu bulmanız ve bilmeniz yeterli. Şimdi buradaki temel yapıyı en azından sizlere göstermek isterim. Bir de Lightroom'un CC versiyonunun şöyle bir avantajı var. Burada bir arama kısmı var arkadaşlar ve burası akıllı bir arama yapabiliyor. Yani ben buraya gelip bulut yazdığım zaman klasörümde bulunan bulutlu fotoğrafları benim için kendisi tarayıp ortaya çıkartıyor. Şöyle gördüğünüz gibi ben bunları herhangi bir tag ya da herhangi bir işlem yapmadım. Ya da buraya gelip şu an sadece İngilizce çalışıyor arkadaşlar. C yani deniz yazdığım zaman içerisinde deniz olan tüm fotoğrafları gördüğünüz gibi buradaki klasörlerin arasından bulabiliyor. O yüzden gayet güzel bir arşivleme konusunda bize destek sağlıyor. Mesela buraya da son olarak da kuş yazdım. Gördüğünüz gibi İngilizce içerisinde kuş olan fotoğrafları buldu. Dediğim gibi bunlara ben herhangi bir tag ya da özel bir isim vesaire atamadım. Kendisi otomatik olarak buldu. Bizim Lightroom'un klasik versiyonunda ise bu tarz bir aralma işlemi için ilerleyen derslerde anlatacağım. Library panelinde yer alan arkadaşlar Keywording alanını kullanmamız gerekiyor. Siz demin yaptığım aramaları birer keyword olarak atayarak işlem yapabiliyorsunuz. Ama akıllı bir şekilde otomatik olarak bu tarz bir aramada istediğiniz görsellere ulaşamıyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Yani bir fotoğrafı importladıktan sonra ona herhangi bir tag atamazsanız deminkisi gibi arama yaparak fotoğraflara ulaşamıyorsunuz. Bir de en büyük farkları arkadaşlar iki görseli ister Lightroom CC'de isterseniz Lightroom klasikte düzenlemiş olun. Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Export yaparken arkadaşlar buraya gelip üst kısma tıklayıp export seçeneklerini açıp buradan farklı farklı ayarlara ulaşabiliyorum. Ama buradaki export seçenekleri Lightroom'un klasik versiyonu kadar yeterli değil arkadaşlar. Lightroom'un klasik versiyonunda birçok ayarı detaylıca yapabiliyorken Lightroom CC'de bu kadar detaylı işlem yapamıyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Bazı dosya formatlarını da tam manasıyla henüz desteklemiyor. O yüzden profesyonel anlamda fotoğraflarınızı düzenleyip farklı paylaşım seçenekleri için kullanmak istiyorsanız klasik versiyon her zaman daha avantajlı. Şöyle bir tavsiyede bulunabilirim arkadaşlar. Eğer fotoğraf düzenlemeye yeni başladınız, amatör olarak da bu işte kendinizi geliştirmek, ilerletmek istiyorsunuz. Çok böyle kapsamlı, bu kadar panelli bir programa ihtiyacınız yok. Kolay, hızlıca işlem yapayım. Çektiğim fotoğraflar telefonumda da olsun diyorsanız o zaman Lightroom'un arkadaşlar CC versiyonunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burada ben klasik versiyonu anlatıyor olmama rağmen dediğim gibi yaptığımız tüm işlemlerin ana kısımları buradaki ile aynı mantıkta olduğundan herhangi bir problem yaşamazsınız. Yani klasik versiyonu öğrenip daha sonra CC versiyonu da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama benim asıl amacım daha iyi bir arşiv yapmak kataloglarımı tutmak, o fotoğraflara daha sonradan tekrar ulaşmak ve özel işte library'de saklayıp, develop'te düzenleyip işte book modülüne gelip bir kitap haline getireyim ya da slide show atayım bir gösteri sunum yapayım diyorsanız o zaman klasik versiyon sizler için çok daha avantajlı. Ben genelde ister yeni başlayan olun, istiyorsanız profesyonel anlamda çalışıyor olun her zaman klasik versiyonu tavsiye ediyorum. Elbette ki CC versiyonunu da kullanabilirsiniz. Özellikle telefon fotoğrafçılığı ile ilgileniyorsanız CC versiyonunda kendine ait birçok avantajı var. Onu da kullanmayın demiyorum ama mesela telefon fotoğraflarınızı CC'de saklayıp normal DSLR ya da da çektiğiniz fotoğrafları klasik versiyonda saklayabilirsiniz. Bu dersimde arkadaşlar sizlere Lightroom Classic ile Lightroom CC arasındaki farkları anlatmaya çalıştım. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Bu kanala ilk defa geliyorsanız bu tarz içeriklerden Yararlanmak için kanala abone olmayı, bize maddi destek sağlamak isterseniz de katıl butonuna tıklayarak özel ayrıcalıklardan yararlanmayı unutmayın. Farklı bir eğitimde içerikte görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.